Bunu bir an olsun bile sorgulamadın Cihan. Senin içinde Halide'nin, Gülfem'in annesi olması akıl almazdı. Ama sen hiç şüphe etmedin. Babana Gülrüya yalan söylüyorsa diye mi soruyorsun? Hayır, hayır. Sadece bu olasılığın aklından bile geçirmediğini söylüyorum. Çünkü sen Gülrüya güveniyorsun. Çünkü o her şeyden önce senin için bir dost. Yanılıyor muyum? Ya yanılmıyorsun. Evet, Gülrüya eskisi gibi olmayabilir. Gülfem'i sevmeyebilir. Ona kötülük yapmış olabilir ama bana kötülük yapmaz, yapamaz. Halide'nin Gülfem'in annesi oluşu beni mahvediyor. Ama gerçek bu doktor. Ne yapabiliriz ki? Yazıklar olsun Yonca. Yazıklar olsun sana. Şişt, Yonca. Parçalayacağım seni kızım. Parçalayacağım seni. Bak şuna girdi. Yonca bu halini hiç özlememişim. Hiç. Yonca. Sen bunlara bakma kızım. Doğru yoldasın. Devam. Doğru yoldasın. Ya. Allah aşkına. Çekin. Sen artık konuşma. Tamam canım, tamam. Sessizlik. Karar. Sanık Yonca Çelik'in sağlık durumu ile ilgili güncel tıbbi raporun alınmasına karar verilmiş olup dava 29 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Ben ne olacağım peki şimdi? Temizle işimiz çok kolay artık Şevket Bey. Merak etmeyin bu iş bitecek. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya, Şevket. Konuşacağız Şevket. Şevket duydun mu? Şevket. Nasıl yaptın böyle bir şeyi ya? Ya nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Ne yapsaydım? Hapse mi girseydim? Allah Allah. Adalet mi şimdi bu canım? Senin bir lafında yani Şevket elini kolunu sallaya sallaya dışarı mı çıkacak? Kızım sen bunlara bakma ya. Şişt, bak ben diyorum ki. Tamam canım, tamam. Sen artık konuşma. Ne bakıyorsun? Hain evlat, babanı kurtarıyoruz işte. Tamam, sus. Bir şey söyleme. Yürü, hadi yürü. Ömer, yarın bekliyorum, tamam mı? Yarın bekliyorum. İyi haberlerini bekliyorum Ömer. Tamam Şevket, konuşacağız. Biz de konuşacağız Şevket. Biz de konuşacağız. Geçmiş olsun. Görüyorsun değil mi bizi düşürdüğün hali? Görüyorsun değil mi Yonca? Çok da umurumdaydı. Kasabet derdinde. Koyunca. Ömer! Konuşacağız seninle. Konuşacağız. Gülfem Sipahi adına bunu klinikten gönderdiler. Şuraya bir imza alacağım. Bu da sizin. Ben onu alabilirim. Teşekkürler. İyi günler. Evet Halide.
Hadi gel açalım şunu. Ben gelmeyeyim. Aa, olur mu? Hem biz bu zarfı bir seremoniyle açmayacak mıyız? Nerede o küçük şeytan? O şeytan evde yok. Cihan Bey içeride. Ablacığım. Ah Cihan. Abla. Hadi aç. Baba bak. Ben... Cihan. Ben bu testi sadece senin için yaptırdım. Bu zarfı açmanı ve gerçeği kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Şu zarfı artık. Ben bunu yapmam. Ben bunu yapamam. Ben bunu sana yapamam abla. Ben bunu sana yaşatamam. Al o zarfı oradan yırt ne olur atalım. Bu kadın da gitsin buradan uzaklaşsın ve sonsuza dek susacak. Ben Gülür'üyle de konuşacağım. Gülür'ü de kimseye bir şey söylemeyecek. Sana söz veriyorum. Abla, senin annenin kim olduğu umurumda bile değil. Sen benim ablamsın ve bunu hiçbir şey, hiç kimse değiştiremez. Cihan, susar mısın artık ve şu zarfı açar mısın lütfen? Lütfen. Hadi. Bak. Bak. Sonuç. Halide'nin kızı değilim. Ömer. Kolay gelsin. Ömer. Ömer. Ömer durur musun artık? Tamam. Odada konuşuruz. Ne konuşacaksan git Şevket'in avukatıyla konuş. Onu da yapacağım merak etme. Ama tek konuşacağımız konu Yonca ile Şevket değil. Seni odama sokmayacağımı biliyorsun değil mi? Aa, neden? Dün geceki çıtırlardan biri uyanamadım hala. Git başımdan. Dün geceki adam sen değildin biliyorsun değil mi? O adam sen değildin. Biliyorum. Dün geceki adam senin eserin. Bir şey oldu mu? Cevap versene, dün gece bir şey oldu mu? Boşan öyle gel. Eğer sana cevap vermemi istiyorsan boşanacaksın. Çünkü ben boşanıyorum. Sen de boşan, eşitlenelim. O zaman konuşuruz. Tamam?